Ya ne oldu bu sene böyle? Bu sivrisinekler erken mi çıktı acaba ya? Her tarafım kaşınıyor be. Ay Şevket ya. Şuna bak, baksana. Şuna kaşınıyor. Buyur, sen de mi kaşınıyorsun? Ya ben kaşınmadım, uyuyamadım. Ay dayı, biz uyuz mu olduk? Ne olduk? Ben geceden beri kaşınıyorum ya. Vallahi yalnız değilsin. Aa, siz de mi? Ulan ne oluyor bu evde böyle, herkes kaşınıyor da? Ya Şevket, yediğimiz bir şey dokundu herhalde. Yok yani, bunun yediğimiz bir şeyle alakalı olduğunu hiç sanmıyorum. Uy, bana bir şey oluyor da. Canım kaşınayım. Anne, ayrıca uyuz olduk. Oy, Selin. Ha, buraya bir kaşı. Ortaya, ortaya, ortaya. Beni kim kaşıyacak? Sen dayının balosun. Gel bakayım, ben kaşıyacağım. Ay, şimdi. Anne, sen de beni kaşı ya. Azıcık kaşı. Bas, bas, bas. Bu ne oldu bize de? Azıcık kaşı. Ha, buraya, ortaya. Omuzuma da çık, omuzuma da. Tahta kurusu. Ne? Uy. Evinizi tahta kurusu basmış. Malum her yer ahşap. Ay, tahta kuruları mı yedi şimdi bizi? Ne bu eşi ola şıkları da? Ya aşkım, ben böcekten çok korkarım. Ya hayatım, korkma, bir şey olmaz. Korkmayın, zararsız böceklerdir. Birkaç kremle kaşıntılarınız da yakında geçer. Ay nasıl zararsız canım, bunlar kan emmiyorlar mı? Kan mı? Yani biraz öyle tabii de. Ben çocuk var diye söylememiştim. E uşum, ev ne olacak o vakit? Evi ilaçlamamız gerekiyor. Birkaç gün kimsenin eve girmemesi lazım. Evsiz mi kalacağız? Ula ben sizi evsiz bırakır mıyım işte? He? Maalesef efendim, her yere yayılmışlar. Çok detaylı bir ilaçlama gerekiyor. Ben gidip malzeme listesi çıkarayım. Geçmiş olsun. Hoş, sağ olun, sağ olun. Ben geçireyim sizi. Aman canım, siz merak etmeyin. Bir kalacak yer bulurum ben. Ne? Ne bulacakmış şimdi? Kalacak yer var. Tekneye gidelim. Abi, ha bu kadar insan nasıl kalırız tekneye de? Zeynep'lerin evi boş. Gidelim ha oraya. Ben gitmem ha oraya. Aman Orhan. Ya gitmem. Niye? Ha, önemli bir şey yok ki bu. Boş ver. Gitmem. Ula ben size teknede kalacağız demedim mi? Olmaz. Neden olmazmış? Ya siz niye tartışıp duruyorsunuz ki? Koskoca malikane var orada, oraya gidelim. Ha işte, ben de orada kalmam. Kızım, ha bu kadar insan nasıl gidelim oraya da? Ayıp olur. Ya canım, insanlara rahatsızlık vermeyelim. Yani bir otelde kalırız. Ula ne oteli be? Ya ben malikane diyorum, hem Selim de var. Dayı, bence de en mantıklısı bu. Ula ne oluyor böyle bir kafaya takmışsınız, malikane malikane diyor. Ya ne olur dayı. Ben size ne dedim? Teknede kalınacak dedim. Anladınız mı? Hadi bakayım, toplayın eşyalarınızı, gidiyoruz. Biz geldik. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz yavrum. Hoş geldiniz. Selim, buyurun. Çok rica ederim, buyurun. Ya dünürler, biz kahvaltımızı ettik de öyle gel. Dünyada olmaz, çok rica ediyorum. Allah aşkına, buyurun. Hadi lütfen. Şevket. Hadi. Niye kaşınıyorsunuz siz? Ya bizim evi tahta kuruları bastı. Ne? Ay iğrenç. Yine mi? Ne olacak şimdi? Ya işte evi ilaçlayacaklar. Biz de iki gün eve giremeyeceğiz. O yüzden ben de herkesi topladım, getirdim buraya. İyi yavrucuğum. Mukaddes. Tamam, estağfurullah ya. Ha Şevket, sana otele gidelim dedim ha. Değil mi? Ha canım, olur mu öyle şey? Çok rica ediyorum. Ya şöyle buyurun, geçin. Ne kadar iyi etmişsin evladım benim. Selin'cim çok iyi yapmış. Buyurun, çok rica ederim, birlikte kahvaltı hadi, edelim. Hadi. Buyurun, buyurun. Aşkım. Elif, dur. Sema, dur. Hadi siz yukarı çıkın. Ne yapıyorsun Fatih? Şimdi bulaşır falan. Haklı tabii çocuğum, bulaşır yani. Fatih. Gel buraya, gel. Bu bulaşıcı bir şey değil. Ne belli? Oy, ben hem süreceğiz, geçecek de korkmayın. Ne belli? Yavrum, bulaşıcı bir şey değil bu, sadece böcek ısırı. Ya enişte, niye bize uyuz muamelesi yapıyorsun? Orhan, sus, konuşma sen. Rahmet. Efendim reis baba. Ne oluyor? Hayatım, abartıyorsun. Ben sorumluluk sahibi babayım. Her ihtimali de göz önünde bulundurmam gerekiyor. Hamile karım var, oğlum var, lütfen. Vallahi çok haklı benim çocuğum yani. Ben size söylemiştim değil mi? Ha? Hadi bakalım, kalk, gidiyoruz, kalmıyoruz. Hadi bakalım. Şevket, dur bakayım. Ne yaptın aşkım? Ya ben bir şey demedim. Hadi git gönlüm lan, hadi git. Hadi. Niyeti kötü değil her şeyden önce. Şevket, baba burası sizin eviniz sayılır. Yani Fatih, ne kadar pipirikte siz çok iyi biliyorsunuz. Rica ederim, yapmayın. Ya evet dayı, sen abimi bilmiyor musun Allah aşkına? Uyu kurusun. Hadi kardeşim, hadi gel, hadi. Babacığım, sen niye çocukla çocuk oluyorsun? Kim la çocuk? Bu mu çocuk? La eşek kadar adam bu be. Evet Zeynep, kim çocuk? Tamam reis baba, ben bir çocuğum. Aynı zamanda da eşeğim. Konuşma David.
Siz kalıyorsanız kalın. Ben gidiyorum. Tamam mı? Of baba ya. Uy abi inat etme da. Gitme reis baba. Sen bizim başımızın tacısın. Evimizin direğisin. Özür dilerim. Gitme. Hadi lan orada. Yılışıklık yapma. Hadi bakayım. Ama dün gözlerin dolmuştu. Lan konuşma lan. Baba yeter da. Laz damarını tuttu iyice ha. Niye bu kadar büyütüyorsun ki olayı? Sanki Fatih'i bilmiyorsun, tanımıyorsun. Benim iyiliğimi düşündüğü için böyle yapıyor baba. Uzatma daha fazla, hadi gir. Tamam, o zaman büyütmüyorum. Ben de böyle sakin sakin çöküp gidiyorum. Anladınız mı? Hadi bakalım. Hayır, en iyisi gitmek, en iyisi gitmek. Merhaba. Hayır efendim, kimse bir yere gitmiyor. Günahın kapıları kilitli kızım. Ay Gülsüm Hanım. İtiraz istemiyorum. Herkes burada kalacak, anlaşıldı mı? Ne oluyor ayol? Ne oluyor? Şimdi gidiyorsunuz değil mi? Vallahi kalın diye ısrar ederdim ama malikane bize kadar yoksa... Mukaddes. Mukaddes? Ne oluyor ayol? Kötü bir şey mi söyledim ben? Ben şimdi ne dedim? Gülay, yavrum misafirlerimizin odalarını hazırla. Hadi çabuk ol. Peki efendim. Kalıyorlar mı yani? Kalıyorlar. Gülay, hamamı da hazırla. Gel Şevket, hadi açalım şu. Yani hadi. Orta kal sularını. Biraz tek atalım. Daha ben bak seni çıkamıyorum. Ben de dedim. Başka bir şey. Uy delireceğim ben. Odalarınız hazır efendim. Ne zaman isterseniz istirahate çekilebilirsiniz. Uy sağ ol Günay kızım, sağ ol. Teşekkür ederiz Günay. Yahu bu nasıl bir tahta kurusu? Hala kaşınıyorsunuz. Ben bir doktor mu çağırsak acaba? Behami, eğer istersen gel seni de bizim eve götürelim. Orada yaşayarak gör. Aman aman aman. Yok yok Fehmi Bey, doktor motor gerekmez. Biz melhemlerimizi sürdük. Geçer, geçer. Hayatım tedbir amaçlı sana da mı sürsek acaba? Tedbir amaçlı bir sakinleştirici mi yapsak acaba? Ay Gülsüm Hanım, size de zahmet verdik biz ya. Ama Selin ısrar edince işte. Rica ederim, böyle düşünmeyin. Ben hep bir arada olduğumuz zaman çok mutlu oluyorum. Zaten bugün bize sizi davet edecekti. Öyle mi? Evet. Babamın ölüm yıl dönümü. Valide Hanım bir mevlüt okutacak. Aa! Dedemin yıl dönümü. Canım benim. Allah kabul etsin Fehmi. Sağ olun. Eksik olmayın. İşte biz de hep beraber olalım istedik. Ha ne güzel. Hazırlığı da hep beraber ederiz değil mi? Ah yok. Sultan'ın bir catering firmasıyla anlaşacak. Oy catering kim? Kim catering? Ne gerek var gelmesin demeyin gelmesin. Biz Habuka'da kızlar gelinler bir arada yok. Hep beraber hallederiz. Çok memnun olurum gerçekten. Bak Zeynepciğim sen de sıkılıyordun gördün mü işte. Bak sana da bir iş çıktı yavrucuğum. Ha, tam ablama göre aksiyon işte. Oh. Çok, çok mutluyum şu an. Hayatım sen hiç merak etme ben seni kaçıracağım. Yok aşkım ben işten falan kaçmam yani. İşte şimdi hamilelik, uyku falan böyle. Ha, bu da hamileyim deyip deyip yüklüyüm deyip deyip işten kaçayım. Allah Allah ya. Ben ne zaman işten kaçtım aşk olsun ama yani hamileyim diye. Biliyorum işten kaçmadığını biliyorum. Benim karım hamile doğurana kadar hiçbir şey yapmayacak. Ya Fehmi. Kalk biz de bir yere gidelim bari burada oturacağımız ha. İyi fikir ya gel bir meşk edelim şöyle. Ha işte işten kaçacak olanlar ortada. Mukadder Hanım, Mukaddes nerede? Ay iki saattir ortada yok. Sanıyorum resim yapıyor. Anne! Yavrum! Yavrum! Mukaddes, o ne hal? Fehmi, kusura bakma ama senin bu karı biraz deli herhalde ya. Ne biliyorum. Anne ne yapıyorsun? Yavrum, korunuyorum. Ya anne bulaşıcı değil dedik ya. Yavrum siz niye benden rahatsız oldunuz? Ben çok iyiyim siz. Keyfinize baksanıza. Öyle korunamazsın, delik var. Yakmadan gavur kızım onu, yakma. Heh. Ya biz şu catering işini bir düşünse miydik acaba? Kız! Her işleri başkaları ettikten sonra ne anladın ben o mevlütten de? Olur mu öyle şey? Annen doğru söylüyor Selin'ciğim. Biliyorsun ben böyle topluca yapılan yemeklerden çok hoşlanırım bir tane.
Bugün benim hatırım için katlanıver olur mu canım benim? Ya sen istersin de ben yapmam. Ben bütün gün pirinç ayıklarım senin için. Ah canım bir tanem benim. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Mutfağı şenlendirdiniz. Ay doğruyu söylemek gerekirse yani Gülsüm Hanım'a ben Günay'a katılıyorum. Yani insan böyle çalışınca pek yorgunluğunu anlamıyor. Geldi gel. Ay tıpkı eski günlerdeki gibi. Uy değil mi yenge? Tuttururduk bir türkü arkasından bir tane daha. Bir bakardık iş bitmiş gitmiş. Geçen sene de burada yapmıştık aynı değil mi Yadigar Hanım? Uy doğru diyorsun dolmaları sana. Hadi tekrar yapalım. E hadi yine. Kız benim gelinim ister de ben türkü söylemem. Kurban olsun sana. Kalk oradan o zaman bakayım. Dur bakayım neyi söyleyeyim neyse. Denizde karartı var. Bu gelen gayet uyuyor. Denizde karartı var. Bu gelen gayet uyuyor. Ben özledim yarimi. Ağlasam ayıp mıydır? Çok özledim yarimi. Ağlasam ayıp mıydır? Oy dumanlar, dumanlar. Hep dağları sardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Gemim ile olur, sevda diliyle olur. Güzeller çok var ama meyli birine olur. Ay çok güzel, ne güzel söylüyorlar. Ay mukaddes, ne güzel eğleniyorlar. Biz de kalsak ya. Ay o ne eğlenmesi? Yani pirinç ayıklayıp Çinliler gibi türkü söyleyerek mi eğleneceksin? Ay hiç yapmadığımız şey sanki. Ay o benim yapmadığım şey. Yani tabii sen fakir olduğundan yapmışsındır. Peki biraz kalalım sonra gidelim. Kardeşciğim sen geri zekalı mısın? Gerçekten senin aklında bir problem mi var? Mukadder ya. Muko! Biz niye gidiyoruz Muko? Niye? Sen istikbalin için gitmiyor muyuz? Sana koca bulmak için gitmiyor muyuz? Ayol burada pirinç ayıklayıp türkü söyleyerek mi koca bulacağız sana? Pah! Doğru dedin, unutmuşum ya. Hadi gidelim bari. Gidiyoruz. Ay! Ay! Ay o sen nereden çıktın? Ay, ne diyorsunuz kız karılar? Kız anam ben de dedim, geldim karılara yardım edeyim diye. Benden evvel başladılar, değil mi? Geç kaldım. Haydi, mutfağa geçelim. Ay yok, biz geçemeyiz canım. O niye Muko? Niye Muko? Evde eksik yedik bir şeyler varmış alınacak. Biz onları alıp hemen geleceğiz. Oy, kurban olam kız ben size. Siz niye gidip kendinizi yoruyorsunuz? Benim şoförü göndererek hem işe yarasın Zuhar. Evde ne eksik yedik varsa alsın gelsin. Bizde şoför çok. Bilmez şoförleri anlamaz biz hallederiz. Hadi size kolay gelsin. Hadi, hadi, hadi kolay gelsin. Hadi, kolay gelsin. Anam bunların ruhları fakir ya. Bana sindirememişler zenginliği. Alışveriş etmek ne demek ya? Cık, kurgu başka bir şey canım. Al bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Son kapın kapandı Şevket. Oğlum sen zar mı tutuyorsun? Ne diyorsun bakayım ha? Ne zar tutması be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Çamura yatma Şevket. Ne çamuru lan? Sen bana çamur mu diyorsun şimdi ha? Sen de bana zar tutuyorsun diyorsun. E diyorum. Lan bizim şekercizadelerin tarihinde yoktu bir hile be. Yok ya işte al burada tarih şimdi gözle görünüyor. Ne gülüyorsun lan? Şimdi bir de dalga mı geçiyorsun? Ha, dalga geçiyorum. Ne diyor? İkimiz de. Ha. Lan şu halimize bak be çocuk gibiyiz. Oyun oynayıp biz üstüne kavga ediyoruz. Ulan Femi yaşlandık be. Yok oğlum yok. Bunlar yaşlılıktan değil emeklilikten. Bela iş bu emeklilik ya. Öyle mi diyorsun? İnsan psikolojisine bir girdi mi kaptırıp gidiyor. Ondan sonra işte oyun oyna. Ne yapıyorsun? İşte kavga ediyorsun. Hani bir el ele tutuşup çayıra çıkmadığımız kaldı. Ya Şevket. Evet. Bu çocukların büyük ödül hikayesini duydun mu sen? Ha duydum. Nedir öyle de? Bunlar it ayağı yemiş gibi böyle dolaşıp duruyorlar haberi her tarafta. Anlamadım bunu ben. Vallahi anlayıp anlamamak bir yana da ben ikna oldum sayılır.
Doğrusu hoşuma gitti. Ben katılacağım. Gel hadi birlikte katılalım. He. Bura işte tam sana göre bir iş değil mi? Ulan sen ne biçim adamsın? Nerede makara kukara, sen de orada. Yok, ben daha düşüneceğim bakayım. Oğlum neyin inadı bu ya? Bak gemiyi de devrettin, yükten kurtuldun. Gel hayatını yaşa, gezelim, tozalım, eğlenelim biraz ha. Yok ya. Dur bakayım bir düşüneyim. Hadi düşün bakalım. Yok yok. Ne düşün ya, ne gezeceğim? Abi kızım, abi çevir. Çevir, kızım çevir, çevir elini. Niye korkak alıştırayım ya? Çevir güzecenim, dibine tutar bu yol. Kız ya, gel sen ne diyorsun kız? Huş, töbe bismillah, yüreğime indirdin. Ne oldu da? Kız cevizleri un haline getirmişsin ya Yadigar, o el olur mu kızım? Kız hastin Allah beni İmer Bekir. Kız 40 yıldır ettiğim şey. Ne edeyim, bütün bütün mü koyayım içine? Kız bir kere ceviz havanda dövülmez. Dur dur hala ezi ya. Kızım bez getir bana, bez nerede? Şurada. Ha, bak bu bezi alacaksın Yadigar, anlatan ben sana. Güzelce bu bezi böyle açacaksın. Arasına bu cevizleri koyacaksın. Sonra bunu böyle bir üstüne katlayacaksın ki onun yağı birbirini tutmasın diye. Anam her işin bir püfü var Yadigar. Ula başlayacağım sana da püfü ne deden. Haydi haydi. Ha böyle mi edeyim? Yok olmuyor, öyle biraz kuvvetli kuvvetli ya. Kız benim gücümle seninki bir mi? Ha bu kadar olay. Bastır ya. Yadigar bastırsana. Kız olmuyor, böyle güzel güzel bastıracaksın ya. Kızım sen neydin kızım burada? Helvanın üstüne süs hazırlıyorum. Kızım helvanın üstüne kayısı mı konur? Aşure mi yapayım ki? Ya rahmetli dedem böyle seviyormuş. Olur mu kızım öyle şey ya, Allah Allah. Git sen güzelcenem kilerden badem al. O bademleri önce suyun içine koyacaksın böyle. Güzelcenem yumuşatacaksın. Ondan sonra böyle kabuklarını ayıklayıp öyle koyacaksın. Anam hiç bu evde var ya bir işten anlayan yok ha. Her işi de ben bilirim. Ben olmasam siz bitmişsiniz kız. Vallahi siz bitiksiniz ha. Yadigar, hani nerede bizim hani baklavanın malzemeleri nerede anam ya? Uy Ayten, ne baklavasıydı? O ne demek ki öyle? Baklavasız hayır mı olur Yadigar? Biz hep böyle yaparız. Hem biz baklavacı değiliz ki, helvacıyız. Ayfe, ölünün ardından helva kavrulur da baklava edilmez. Kız olur mu öyle şey Yadigar? Ben en az 9 tane akrabamı gömdüm. Ölünün arkasından baklava verilir. Hayırdır bu, mutlaka olur. Hey Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Bir kere o senin dediğin bayramda seyranda olur. Ölünün ardından olmaz. Ya benden daha mı iyi bileceksin Yadigar? 9 sene gömdüm diyeyim, olur diyeyim ya. Olmaz diyorum Ayfer. Olur, ben bileyim. Olmazsa olmaz derim. Ben niye yalan söyleyeyim? Bileyim, konuşayım Yadigar. Olur yani, bileyim ben. Uy yeter de, ha buramıza getirdin. Geldiğinde beri canımızdan bezdirdin bizi de. Ya bir işin ucundan tut Ayfer. Ya da ha bu çeneni kapa, aa kapa oraya. Baklavayı edeceksen et evinde, getir buraya ondan sonra. Anladın mı? Yok yok, ben bir şey karışmayayım, tamam senin. Bıktım canımdan ben. Tamam hadi. Tamam anam yavrum. Sakin olun, işimize bakalım. Günay. Kızım şu kurabiyeleri ısmarlamayı da unutmayalım. Mevlüt'ten sonra lokumlarla birlikte dağıtırız hepsini. Sen karışma Günay. Sen karışma kızım, o iş benim. Ben hallederim onu Gülsüm teyze, sen merak etme. Zahmet etme yavrucuğum. Ne zahmeti Gülsüm teyze, olur mu öyle şey, vazifemiz ya? O işe de karış Ayfer. Ha bu işe de karış. O kadar darlandım, o kadar bunaldım, o kadar sıkıldım ki. Yani atacaktım kendimi denize ha. Ayfer Hanım tabii iyi niyetliydi ama ya. Vallahi Ayfer teyzeyle tartışan Allah sabır versin. Uy, senin de nasıl kaçtığını görmedim değil yani Selin Hanımcığım. Ama babaanneciğim ne yapayım? Uy, gene o iyi kötü ortalıktaydı. Ha bu kızlara ne demeli? Hiçbiri yoktu. Aşk olsun halacığım, hamileyiz biz dedik ya. Allah Allah, sen karnıyla yapacaktı işi. Ya iki tane kayısı da orayı verseydin. He. Sus kız, fitne sokma. Hayatım tamam. Öyle deme Selin'e, haklı. Ama işte Selin'cim ben de şimdi mutfağa girdiğimde o kadar kokunun içinde yemekler, kalabalık, bunalıyor. Yani bulanıyor midem. Kız hani geçmişti senin bulantıların. Evet geçmişti. Seni de göreceğiz. Ya herkes kendi karısına baksın bir kere ya. Benim karım kayısıları yapmış elleri... Aferin sana hocam. Oh. Teşekkür ederim aşkım. Ayol ne var? Arasındaydık fabrikayı. Gönderselerdi helvaları. Bu konuda kesinlikle Mukaddes Hanım'a katılıyorum. Katıl yavrum, katıl. Pes yani Mukaddes.
annemin babamın her seneyi devriyesinde helvayı elleriyle yaptığını bilmez misin? Üstelik tarifini de kimseye vermez. Fehmiciğim tabii ki biliyorum da yani artık 100 yaşına geldi ayol. Yani korkuyorum koca kazan içine düşecek ne var be? Katiyen kabul etmiyorum. Elim ayağım tuttuğu sürece Selim Bey'in helvasını ben karışacağım. Ay Gülsüm Hanım sizi ne kadar çok takdir ediyorum bir bilseniz. Eşinizi ne kadar çok seviyormuşsunuz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Sizin bitler ne durumda? Ha, bizim bitler bitti. Ama seni görünce geneden bitleri kaynadı. Kız Mukadder neye güldün sen şimdi bu kadar? İlk komik geldi bana. Neyse şimdi her şeyi bir kenara bırakalım da şu ödül mevzusunu bir konuşalım diyorum. Niye? Ne yapacağız ki hayatım? Aşkım biz gideceğiz de yani ailelerimiz gelecek bizimle. Ulan sen de her yere böyle pabuçsuz ha böyle koş git ya. Nedir bu? Yani doğru söylüyor kızcan. Ne var? Ne güzel olur işte hep birlikte gidelim. Evet. Hayatım denizde geçmiş de. Tatil için gene bir de denize mi gideceğim şimdi ya? Aynı şey değil Şevket. O senin işin. Bu seyahat, tatil, keyif. Ya ne olur gidelim. Evet baba lütfen. Abi. Reis baba sen demedin mi geleceğim diye? Ulan şimdi ben gelmeyeceğim mu dedim peki? Ay ne güzel gidelim hadi. Ay ay. Ne güzel gidelim. Ben de gideceğim. Şeyini göre ayarlayalım. Gidelim. 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 Ne kadar şanslıyım. Böyle büyük bir ailenin ne demek olduğunu bana hatırlattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Gençliğimdeki gibi hissettim. O zaman da böyle çok büyük bir masanın etrafında ailece güle eğlene yemek yerdim. Dedem hikayeler anlatır, hepimizi güldürür, eğlendirirdi. Eski aileler hep böyle mutlu, kalabalıktı değil mi? Evet canım, öyleydi. Uy, dayısının palosun sen de. Ha sen şimdi niye böyle dedin? Ha biz mutlu değil miyiz? Bak biz de mutluyuz. Ya mutluyuz da hep değil. Şu an yemekteyiz diye öyle. Yemek bitince sonra herkes telefonuna kapanacak. Uy en çok da sen. Ha. Yok. O zaman yemek bitince herkes telefonlarını alıp bir köşeye kaldıracak. Tamam mı? Çünkü bu gece yemekten sonra masal gecesi olacak. Ay ilk masalı ben anlatabilir miyim? Anlat. Haydi bakalım. Reis babam anlatmasın da. Ulan damat. Karaganca odasını hatırladın güm 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 ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.